سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi zidni ilma. Cümleden hoş geldiniz. Sorusu olan var mı? Kafanızı kurcalayın. Elhamdülillah, epey bir aradan sonra Rabbim buraya lütfetti. İnşallah her cuma burada sohbetlerimiz devam edecek. Böyle sorularla gelirseniz inşallah daha zengin sohbetlerimiz olur. Yani sohbete bir mevzu açılır. Bugün şeyh nedir? Murid nedir? Tarikat nedir? İnşallah onun üzerinde biraz konuşalım. Günümüzde insanlar arasında maalesef işte nefisler de müsaade etmiyor da bir İslam'ı hakiki anlayamadığımızın neticesi olarak bir şeyhe bağlanma konusunda insanlar arasında acayip bir zafiyet var. Daha önceden Hazreti Musa'nın Hızır Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken düşün, ulul azam bir peygamberin nasıl Allah-u Teala'nın senden daha ilim sahibi biri var ya Musa, ona tabi ol, ondan hikmet ilmini öğren, emriyle Tevrat'ın sahibi, Allah-u Teala ile konuşan, Allah-u Azimüşşan'ın kelimim dediği bir peygamberin nasıl bak Hızır Aleyhisselam'a teslimiyeti, Kur'an'da ayetine sahip. Karşılaştıkları zaman Allah'ın murad ettiği yerde, efendim müsaade ederseniz size tabi olabilir miyim? Bak bak ifadeye bak. Ben Tevrat'ın sahibiyim, Allah'ın kelimiyim, tanımadığım birine mi tabi olacağım demiyor bak. Ya Allah'ım. Adımızı söylemekten aciziz İslam adına. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Bir Allah dostuna elini öpüp onun meclisinde bulunmak istediğimiz zaman nefsimiz nasıl bize mani oluyor? Sanki Musa Aleyhisselam'dan derecemiz daha yüksek de aşağı, görüyor musun? Bunlar hep bilgisizlikten. Allah'ın dostum diye seçtiği birine sen tabi olmaktan neden imtina ediyorsun? Eğer öyle bu işler mürşitsiz olunsaydı Allah-u Azimüşşan Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e kadar 124 bin peygamber göndermiş. Ne hacet? Kitabını indirirdi değil mi herkesin dilinden? Zaten her kavmin kendi peygamberi vardı. Herkes açar okurdu. Ama bak Allah kitapsız peygamber indiriyor da peygambersiz hiçbir kitap indirmedi. Yani kendinden önce gelen peygamberlerin şeriatını devam ettiren peygamberler oldu. Allah'ın vaadi var işte. Rab sıfatının hikmeti bu. Nedir Rab? Kulunu yaratıp ortada bırakmayan, onu terbiye eden, yarın huzuru mahşerde, çünkü kulu için Allah-u Azimüşşan buyuruyor ki, ben kulumu cennetim için yarattım.
Onu ateşte yakmak için yaratmadım diyor. Cenneti için o kulunu hazırlayan, terbiye eden o yolun edebini yeryüzünde halifem dediği peygamberleri, velileri vasıtasıyla onları yetiştiren bir sultan. Sen Allah'ın sana gönderdiği vazifeli bir kimseyi reddedersen Allah muazza, Allah'a kafa tutmuş olursun. Bak Yahudiler, Hristiyanlar neden kafir hükmünde? Onlar Allah'ı tanımaz değil ki. Yahudiler de Allah'a iman ediyor, Hristiyanlar da. Fakat Efendimiz'e iman etmediklerinden ebedi kafir hükmünde. 124 bin peygamberin 123.999'unu kabul etsen de birini inkar etsen, Kur'an'ın 6666 ayetinden bir tanesini inkar etsen kafir olun. Öyle şu kafama yattı, ben bunu kabul edeyim, bunlar aklıma yatmadı, öyle olur mu? Allah muazzam. O kimse işte şeytanın sünnetini işler. Şeytanın eveline bak, ahirine bak. 750 bin yıl Allah'ın her emrine itaat edip meleklerin bile başkanlığına yükselen Azazil isminde, yani aziz bir zat iken, bak, akıl terazisine vurdu bu ya Allah'ın emrini. 750 bin yıldır her dediğini yaptım ama bu kafama yatmadı dedi. Adem'e secde dediği zaman kendini akıllı zannetmenin akıbetine bak. Allah'a kafa tutuyor, farkında değil biçare. O zannediyor ki kendi aklından ateşinin toprağı kıyaslıyor. Sana o emri veren ateşinin toprağın arasındaki farktan haşa habersiz mi? Allah emrediyor. Bak. İşte burada cemaatin ne kadar ehemmiyeti var. Bak bu da ayetinden sabit. Hem de Efendimizin hadisi var. Allah-u Azimüşşan işte şeytanı laneyi kastederek bak. Orada kafa tuttuğu zaman melekler topluluğu Hazreti Adem'e secde etti. O kenara çıktı, böyle topluluktan ayrıldı. Bak Allah-u Azimüşşan ayette buyuruyor ki, ey melun, seni böyle hayırlı bir topluluktan ayıran nedir? Bak, o topluluğundan hareket etseydi, kafasına yatmasa bile onun ebedi saadetine vesile olacaktı. Fakat topluluktan ayrıldı, ebedi ateşe düçar oldu. Bak neticeye bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadisinde buyuruyor ki, toplulukta rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bak ayetine nasıl örtüşüyor. Çünkü onun her sözü Allah'ın emridir. Allah söylüyor. Bugün bir sürü Allah muhafaza kendini hoca zanneden kimseler, o da bir insandır, yanılabilir diye Allah Resulü'nü sıradan bir insanmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Bak bak. Vahhabi zihniyet işte. Peygamberlerin ismet sıfatı var. Kainatın sultanı, bak Allah yine ayetinden onu belirtiyor. Necm suresinin 3. 4. ayetinde nasıl Allah-u Teala bak bize Efendimiz'den için diyor ki, o nefsinden, hevasından konuşmaz. Ne söylerse bizim emrimizdir. Allah diyor. Onun demek ki her sözü Allah'ın emri. Çünkü şahsından konuşacak onun bir ilmi yoktu ki. Allah böyle derken nasıl biri çıkıp da o da yanılabilir diyor. Kur'an'da varsa kabul ederiz, yoksa kabul etmeyiz. Allah muhafaza. Ali İmran suresinin 31. ayetinde Allah-u Teala, ey Habibim, kullarıma söyle ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin
ve günahlarınızı bağışlasın. Bak. Allah'ın bizi sevmesi ve günahlarımızı bağışlamasının sebebi ne? Onun yeryüzündeki Resulüne tabi olursa, yoksa istediğin kadar Allah'ı ben tanıyorum de. Hristiyanlar La ilahe illallah İsa Ruhullah dedi. Yahudiler La ilahe illallah Musa Kelimullah diyor bak. Peygamberini tasdik ediyor. Allah'ın birliğini söylüyor. Fakat onun olmazsa olmazı biricik Habibine iman etmediler. Allah'ın katında hiçbir hükmü yok. Onların ibadetinin sevabının da bir hükmü yok. Allah-u Teala yine ayet-i kerimede ne güzel buyuruyor. O kafirlerin yaptığı iyiliklerin Allah katında hiçbir kıymeti yok diyor. Onların yaptığı iyilikler külden bir dağa benzer. Bak bu da ayet. Nasıl düşün? Erciyes gibi bir dağın külden bir dağa düşün. Kuvvetli bir rüzgar estiği zaman diyor bir saat sonra o dağdan yerinde eser bulamazsın. Savurur gider. Hiçbir hükmü yok onların. Neden? Çünkü Allah için değil yapılan. Onun için mürşit çok önemli. Daha önceki sohbetlerimde de hani çok söylemiştim de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatında Hazreti Ebubekir Efendimiz'in daha kainatın sultanının mübarek vücudu hane-i saadetlerindeyken halife seçilmesindeki hikmet nedir? Onlar diyor bak Allah'ın Resulü'nün yerine bir halife seçilmeden onun elini tutup biat etmeden birine ölüm gelir de Allah'ın yeryüzündeki halifesine biatsız Allah'ın huzuruna çıkmaktan korktular diyor. Şuna baksana. Ya. Şimdi biz diyoruz ki işte şey, şart mı değil mi? Allah diyor bak. Şimdi Efendimiz yok. Ne yapacağız? Defteri dürdük her iş bitti mi? Yine Allah-u Teala hadisi kutsi'de buyuruyor. Ben 124 bin peygamber adedince veli kullarımı kıyamete kadar yeryüzünden eksik etmeyeceğim diyor. Her peygamberin makamında bir evliyaullah var. Ha, biz göremiyoruz. Başka Allah işte gözümüzü kör etmiş. Önümüzde de olsa adam geliyor diyor ki bak söylediğindeki kelamın yanlışlığına bak. Hocam diyor kafama göre bir şey bulamadım diyor. 70 yaşındayım diyor. Allah'ın bir dostunu bulayım da ona tabi olayım demiyor da kafasına göre şeyi arıyor. Bakalım. Kafasına göre bulamayınca nasıl olacak? Tornadan senin kafana göre şey mi icat olacak? Ben Allah'ın emrine, onun dostuna tabi olayım demiyor da kendine uyduracağı bir şey arıyor. Birçok insanlar camileri dolduruyor, sohbetlere katılıyor. Adam bir şey öğreneyim kastıyla değil de hakikatin peşinde değiliz maalesef. Kendi yanlışımızı tasdik edecek hoca arıyoruz. Adam saplanmış bir şey, yanlış bir şey. Diyorsun ki, ilmi halde açıyorsun, gösteriyorsun. Bir daha sohbete de gelmiyor. Arkadan haber salıyor. Diyor ki, 20 yıllık emekli hoca var diyor. Senin dediğin doğru dedi diyor bak bak. O yanlışını tasdik ediyor. İlmi halde halbuki yazıyor işin hakikati. Küsüyor gidiyor. Niye? Yanlışımı ortaya çıkarttın diyor. Ben ne güzel doğru biliyorum. Bak. Ya. O yanlış ben ateşe götürecek demiyor. İşte işin hakikatini öğrenmişsin. Allah muhafaza. Nefsimiz işte ne kadar zalim. Allah'ın dostum dediği bir kimsenin elini öpmekten, onun meclisinde bir saatimizi vermekten imtina ediyoruz. Git bak, Allah hepinizden razı olsun şu saatte. Buradasınız, yoruldunuz. Ayaklarınız Kabe'ye varsın. Kahvelere bak,
gecenin bir yarısına kadar çoluğu çocuğu evde ekmek bekliyor. Onlar orada sigara dumanının içinde böyle kağıt oynuyorlar. Varsam senden hoca kesilir, hemen fetva verir her konuda. Allah muhafaza. Allah ömrünü oralarda tüketsin. Diye mi seni yeryüzüne gönderdim? Hani söz verdiydik, ya Rabbi bizi yeryüzüne gönderirsen sana kulluk yapacağız, hakkıyla ibadet edeceğiz diye. Allah-u Teala ne kadar sebepler halk etmiş. Bir de yanlışımız var ki işte Allah muhafaza bir cemaatimizin olmadığından kafamıza takılan bir soruyu cevaplayacak bir mürşidimizin olmadığından şeytan gibi kafamıza takılan şeyin cevabını, fetvasını kendimiz veriyoruz. Ondan sonra akıbetine bak. Geçen bir kardeşimiz, sohbetlerimiz elhamdülillah biz öyle kimseyi cehennemle korkutmuyoruz da Allah-u Teala çünkü rahmetim azabımı geçmiştir diye müjdeleyen bir kainatın sultanının yeryüzündeki aciz bir kulu olarak ateşi neden ön plana çıkar diyorsun? Düşün İsa Aleyhisselam'la Yahya Aleyhisselam'ın bir kıssası var da Yahya Aleyhisselam çok ağlarmış mübarek. Akıbetinden korkarak bak bir peygamber bile değil mi namazlarda okuyoruz bak Yusuf suresi 101. ayetinde Yusuf aleyhisselam bile teveffeni müslümen ve elhıkni bis salihin. İbrahim aleyhisselamın da başka bir ayette aynı şekilde duası var şuna bak sen. Allah'ın en güzeli de peygamberleriyken ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür, salih kulların arasına kal. Bak bak duaya bak. Sen neyine güvenerek kendini garanti görüyorsun? Allah muhafaza. Ümitsizlik de küfürdür. Allah muhafaza. Kendini böyle garantide görmek de çok büyük küfürdür. Kimsenin garantisi yok. Sadece Allah'ın peygamberlerinin ismet sıfatı olduğu için Allah onları muhafaza eder. Evliyaların bile ayağının kayma tehlikesi var. Bak bu da ayetine sabit. Belam bin Bağur'a bak. Musa Aleyhisselam'ın kavminden. Düşün. Veli bir zattı. İsmi Azam'a vakıf bir de. O ismi Azam'la bir dua derdi. Hiç duası geri dönmez. Öyleyken İsrailoğullarının baskısıyla bir miktar dünyalık altının cazibesine aldandı. Allah'ın peygamberine İsmi Azam'la beddua etti. Şuna baksın. Allah muhafaza. Allah'ın azametli ismiyle Allah'ın kelimim dediği peygamberine beddua ediyor. Yanlış görüyor musun? Allah Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki o göbeğine kadar dili köpek dili gibi sarhanı gördün mü? Bak dili böyle sarttı. Allah'ın peygamberine beddua ediyor. Akıbetine bak. Ya. Onun için nasıl nefsimizi muhafaza ederiz? Nefsini Allah'tan satın almış kendini insanların Rabbine ulaşması için gayret gösteren bir sultanın meclisine dahil olmazsan nasıl nefsine hükmedeceksin? Bu işin yolunu yordamını değil mi? Bu işi bilen bir ustadan yolunu öğrenecek kimsin ki? Allah'ın rızasına kavuşalım. İşte o da mürşitsiz olmaz. Murid kimdir diyor? Murid murad olunandır. Ne kadar güzel ifadeye bak. Neden? Bak. Allah'ın rızasını talep ederek şuraya gelmişiz. Biz Allah'ın rızasını istiyoruz. Allah bizi murad ettiği için buradayız. Yoksa kendimize kalsa belki orada kahvede kağıt oynayalım.
Ne kadar güzel. 18 bin alemi yaratan bir sultan bizi murad etmiş de bak buraya topladı. Kendi nefsimize kalsak böyle bir şansımız yok. Elhamdülillah. İşte tarikat kıyamete kadar lazım. Tarikat Resulullah'ın bir okuludur. Öyle binası yok. Görünürde bir şey yok ama o sahabeler nasıl yetişti kalemsiz kağıtsız? Sohbetlerle işte. Allah Resulü sohbetlerle yetiştirdi. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri öyle diyor yolumuzun sultanı. Yolumuz sohbet yolu diyor. Elhamdülillah. O sultanlar Allah'ın rızasını kavuşma yolunda ömrünü vermişler. Hani bir ırmaktan altın çıkarma olayını anlatırım ya, düşün tonlarla kumu eleyerek oradan sana altın çıkarıyor bir kimseler. Onu kesenin içine koymuş, sana böyle hazır kesede altını sunuyor. Biz o kesedeki altını alsak mı kârdayız? Yok, ona gerek yok. Birkaç kamyon toprağa eleyelim de biz de bir avuç altın buluruz diye o meşakkate katlanmak mı? İşte önünde bir sultan var. Her şeyini sor. Hangimizin ne ilmi var? Zaten yarım yamalak kafana göre bir şeyler uydurursan, bak Allah Resulü'nün o konuda yine hadisi şerifi var. Buyuruyor ki, kim Kur'an'dan kendi kafasına göre mana çıkartırsa cehennemde yerini hazırlasın diyor. İşe baksın. Şimdi bak önüne gelen meal yazıyor. Arapçayı bilmeyle o iş bitmiyor ki. Arapların hepsi alim olur diyor olsaydı. Bunda ne manalar var? Allah dostlarının kalbine vermiş onu. Sen bir dil bilmeyle ona nasıl mana veriyorsun? Allah kelamı. Allah-u Azimüşşan buyuruyor hadisi kutsi'de. Diyor ki, denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa Allah'ın kelamının manasını yazmaya yetişmez diyor. Şuna bak. Onun bir kelimesine Allah kelamı ne manalar gizli de. Ta 30 sene önce rahmetli hocam bir örnek vermişti de hiç hayatım boyunca unutmam. Belki şimdi dinleyince ne kadar garibimize gideriz. Çünkü biz zahirdeki görünen manayı kavrayabiliyoruz. Onlar, onun her harfinde ne sırlar var hiç farkında değiliz yani. Hocam böyle bir sohbetinde buyurdu ki, sahabeden bir kimse diyor merkebiyle giderken, merkebinden düşmüş, böyle düştüğü yerde kaldı diyor. Uzun süre kalkamayınca bir yer mi kırıldı, öldü mü diye hemen arkadaşlar koşmuş. Tam kaldıracakları zaman elhamdülillah dedi, doğruldu diyor. Allah Allah. Arkadaş sana ne oldu? Biz bir yerim mi kırıldı uzun süre kalkmayınca? Bak onlar, hani hep diyoruz işte sahabenin farkı oydu. Resulullah'ın mübarek yüzünü görüp onun sohbetinde bulunanlar, Allah onlara erişilmez dereceler lütfediyordu öyle evliyalık yönünden. Kur'an'ın her harfine nasıl kıymet veriyorlardı? Bir Hazreti Ömer diyor ki, şuna bak. Sırf Bakara suresini 8 yılda geçmiş. 8 yılda kurbanlar kesti diyor. Allah'a şükretti. Bakara bizim yarım saatte okuduğumuz sureyi 8 yılda. Niye? Biz okuyup gidiyoruz öyle. Ahmet Han'ın haberi gibi. Ama onlar nasıl işin farkında? Bir Bakara suresini 8 yılda geçti diyor. Her harfine dikkat ederek. Çünkü her harfinde hafızamızın alamayacağı ne manalar var. Bak o sahabe dedi ki diyor, hayır hayır ben ne kolum kırıldı, ne bir yerim kırıldı, ne öldüm ne kaldım. Ben düşündüm ki, bak şu anda benim merkepten düşeceğim Kur'an'ın hangi ayetindeydi? Onu Fatiha'da buldum diyor. Hadi buyur.
Fatiha'da öyle bir şey var mı? Yok da bizim gördüğümüzde yok. Hani Sonuncu Baba Hazretleri nasıl Bursa'daki Ulu Cami'nin açılışında bir Fatiha'yı tefsir etti de mübarek, şuna bak. Her ayete 7 mana verdi diyor. Şuna baksın. O da bizim hafsalamızın alacağı ölçüde yani. Kaç yedi de? Düşün, Şeyh Efendi Hazretleri buyuruyor ki bir elif lam mimde diyor 24.000 mana var. 24.000. Bak, bir tanesi Kur'an'da yazmaz. Elif lam mim. Karşılığına bakıyor, manası yok diyor bak. Mübarek diyor ki sultanımız, Allah manası olmayan ayeti hiç Kur'an'ına koyar mı? Bize lüzum etmiyor da oradan açıklamadı. Ne manalar var? 24.000 diyor, şuraya bak. Bir tanesini söyleyeyim de diyor. Bak bak. Gerisini ben söylesem sizin hafızanız kaldıramaz bunu diyor. Bak, Sonuncu Baba'da da aynısı oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, ben Allah-u Azimüşşan, Lam, Kur'an-ı Azimüşşan'ı Cibril-i Emin ile, bak, Mim, Habibi Muhammed Mustafa'ya gönderdim. Bak, Cebrail Aleyhisselam bile diyor ki ben bu ayet inene kadar, başka bir açık ayette de Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'dan Cibril-i Emin diye bahsediyor da bak, ben bile bak Allah'ınla peygamberlerin arasında elçilik yapan meleklerin sultanı bir melek, akıbetimden korkardım. Ben de diyor Kur'an'daki o Cibril-i Emin ayetini görünce elhamdülillah dedim diyor. Ben de kendimden artık emin oldum diyor. Bak bak. Yani. Biz iki gün namaz kılınca hemen cennetin ortasına posta atmış gibi nasıl kendimizi garantide görüyoruz? Zaten 30-40 yaşından sonra namaza başlıyoruz. 50-60 yılda ömrümüz var. Taş çatlasa 30 yıl ibadetimiz yok. Şeytana bak, 750 bin yıl yeryüzünün her karışında onun secdesi vardır diyor Şeyh Efendi Hazretleri. Bak, akıbetine bak. O da öyle kendinden çok emindi. Allah-u Teala daha Adem Aleyhisselam'ı yaratmazdan 1500 yıl önce onu haber verdi diyor. İşe baksan dedi ki diyor, o melekler topluluğunda başıydı ya, içinizden biri bana asi gelecek dedi diyor. Bak, Allah bilmez mi? Ezeli ilmiyle her şeyi biliyor da bak, o derdi ki diyor şeytan, o benim dışımda biri. Ben bu ilmimle, ibadetimle Allah'a karşı mı geleceğim? Bak bak, sizden biri diyor kendini. Nefsi görüyor musun? Düşün, İsrafil Aleyhisselam 1500 yıl ağladı, secdeye kapandı diyor. Ya Rabbi, ben sana isyan eden o kuldan, kullardan biri ben olmayayım. Bak bak, 1500 yıl yalvardı diyor. Bir mürşidin ehemmiyetine bak ki, bak orada Adem Aleyhisselam'a secde olayında Cebrail Aleyhisselam'ın enteresan bir hikayesi var da, o zaman zaman insan suretinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzuruna gelir, sohbet ederdi böyle. Efendimiz'e soru sorardı. Efendimiz de ona cevap verirdi. O arada sahabeler İslam'ı öğreniyordu. Yeni İslam yayıldığı için onun kim olduğunu bilmezlerdi. Yabancı biri, uzaktan gelmiş, fakat uzaktan gelen birinin hiç emaresi yok üzerinde. Üstü başı tertemiz, böyle dinç, değil mi? Hani atınan uzak yoldan geçti, toz içinde, yorgun olacak. Taaccüp ederlerdi diyor.
O aslında Cebrail aleyhisselam, insan suretinde Efendimiz'e soru sorarmış. Bir gün böyle otururlarken kapı açıldı diyor. İçeriye sahabeden biri girdi. Cebrail aleyhisselam birden ayağa kalktı diyor. Bak, bak. O kalkınca Efendimiz de kalktı. Ne olduğunu anlayamadı. Efendimiz kalkınca tüm sahabeler de ayağa kalktı. Bir de baktılar ki kapıdan giren Ebubekir Efendimiz. İşe baksın. Efendimiz dedi ki, ya Cibril, neden böyle davrandın? Bak şimdi taaccüp etti. Cebrail aleyhisselam diyor ki, ya Resulallah, o benim mürşidimdir. Ben ona tazimen ayağa kalktım mescide girdiğini görünce. Allah Allah, Cebrail'in de mi mürşidi varmış? Demek ki oluyormuş bazen. Bize lüzum etmiyor ya, ona etmiş bak. Biz her şeyi biliyoruz ya. Allah-u Teala diyor, melekler topluluğuna Adem Aleyhisselam'a secde edin diye emrettiğinde, bak bak, o azametinden, Allah-u Teala'nın ona bahşettiği kudretinden dolayı, bana bir kibir geldi diyor, ben böyle meleklerin en seçkiniyken, topraktan yaratılmış birine secde mi edeceğim diye bana bir ucup geldi diyor gönlüme. Bak bak. O anda Ebubekir Efendimizin ruhu arşın altından nurdan bir kafesin içindeydi diyor. İşe baksın. İnsanoğlu ilk defa yaratılıyor ama ruhlar binlerce yıl önceden yaratılmış. Hepsi hazır. Bir anda nurdan eli diyor böyle kafesinden uzandı, sırtımdan bastırdı diyor. Bak bak. Sakın ha, sakın ha dedi diyor. O onun öyle uyarmasıyla ben hemen secdeye kapandım diyor. Bendeki kibir iblise geçti diyor. İşe baksın. O böyle hopladı çıktı diyor kenara. Allah'ım o imdadıma yetişmeseydi şu anda şeytanı lanenin yerinde ben olacaktım. Ebedi dergâhtan kovulmuş olacaktım. Onun için ben ona hürmeten ayağa kalktım diyor. İşe baksın. Ya. Mürşit her zaman lazım da Allah anlamayı nasip etsin. Çünkü onlar bizim bilmediklerimizi Allah bildirmiş. Bizim manevi terbiyemiz için ne kadar elzem. İşe baksan bir Cebrail aleyhisselam bu olayına bak. Rabbim gönlümüze hidayet versin. Allah da. Çünkü Mevlana Mesnevi'de ne güzel söylüyor. O velilerin meclisinde onların sohbetine katılıp onların sevgisini kazananlar Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binip de ebedi saadete erip kurtuluşa eren Müslümanlar gibidir. Onların varlığını tanımayan, meclisine katılmayan, kendinde nefsinde varlık görenlerse Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan gibidir. Suda boğuldu, bak akıbeti cehennemi boyladı. Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'a teslimiyetindeki inceliğe bak. Beni talebe olarak kabul eder misiniz efendim? Size tabi olmak istiyorum bak. Yani, ilmin sonu yok ki. Gerçek alim Allah-u Teala'dır. Kullarına bizim hesap edemeyeceğimiz derecede derece derece bak peygamberlerin bile ayet-i kerimede Allah buyuruyor ki onlar da derece derecedir. Ha, hepsine peygamber olarak iman ediyoruz da onu da şimdi peygamberler arasında fark yoktur. Hepsi Allah'ın indinde birdir diyen bak ayetinin Allah'ın açıkladığı şeylere kafa tutan böyle alim geçinen zatlar var ortada bak hele. Allah diyor birini birine üstün kıldık. Ulul azam peygamberler var. Değil mi? Onlarla hiç ismi bile duyulmamış peygamberler bir mi?
Kitapta adı geçen 28 peygamber var. Onların da içinde seçilenler var. Düşün, Adem Aleyhisselam ilk insan, Allah'ın ilk peygamberi yaratıldığı zaman, bak Cebrail Aleyhisselam'ın ona sözüne bak. Efendimizin nurunu gördüğü zaman cennette onun hikmetini sordu da o da senin zürriyetinden ahir zamanda gelecek peygamberlerden biri. Senin yaratılış sebebin diyor, bak bak. O olmasaydı Allah seni de yaratmayı murad etmeyecekti. Binlerce yıl sonra gelecek bir sultan, onun da yaratılış sebebi. Yani. Tüm peygamberler Efendimiz'i müjdeleyerek geldiler hep onlar. Hepsi ona aşıktı, hepsi onun durumuna vakıftı. Düşün, kum biiznillah demesiyle ölüleri dirilten İsa Aleyhisselam, Allah'ın bizzat konuştuğu kelimim dediği Musa Aleyhisselam bile, ya Rabbi ben peygamberliğimden vazgeçeyim, tüm vasıflarımdan vazgeçeyim de, bakalım, bizlerden biri, ümmeti Muhammed'den biri olmak için Allah'a müracaat ettiler. Neden? İsa Aleyhisselam İncil'de, Musa Aleyhisselam Tevrat'ta, Efendimizin ve onun ümmetinin hasletlerini öyle okudu ki, aman ya Rabbi, onun ümmetinden biri olmayı peygamberliğe tercih ettiler. Öyle bir hasletler var ki tarif edilmez. Musa Aleyhisselam'ın zamanında düşün, ancak mescitlerde namaz kılınabiliyordu, hiçbir yerde namaz kılınamıyordu. Herkes illa ibadet için mescide gelecek. Şuna baksın, ne kadar bir zorluk değil mi? Bak Efendimizin bereketine, onun ümmetine Allah-u Teala, senin ümmetine yeryüzünü mescit kıldım diyor. Her taraf tertemiz elhamdülillah. Bak, üç aylara girdik elhamdülillah. Her gününde sevabında büyük hikmetler var. İnşallah. Allah-u Teala ne günler, geceler tayin etmiş. İnşallah Şaban'ın 15'inde regaib kandili gelecek. Ramazan'ın içinde Kadir gecesi var. Cuma geceleri var. Her hafta Allah-u Teala'nın dualarının reddolunmadığı bir gece. Elhamdülillah. Rabbim işte dostlarına öyle değer veriyor ki onların huzurunda yapılan dualar reddolunmaz diyor elhamdülillah. Günahsız ağzınla bana dua edin. Hangi ağzınla dua edeceksin? İşte onların gönlüne girmeyi başarırsak, Ahmet Rufai Hazretleri öyle diyor. Her evliyanın Allah'ınla miracı vardır. Baksın. Ya. Günde 5 sefer namazda Rabbinin huzuruna duruyor. Bir de onların özel bir anı vardır ki Allah'ınla arasında hiç kimse olmaz. İşe baksın. O sultanın gönlüne girip de nasıl Efendimiz Miraç'ta tahiyatta değil mi? Hep okuyoruz bak Allah-u Teala. Ey Nebi, Allah'ın selamı rahmeti üzerine olsun dediği zaman, ya Rabbi senin selamın rahmetin üzerime olduğu gibi salih kullarıyım da üzerine olsun diye, şuna bak Allah-u Teala orada ne kadar taaccüp etti. Ey Habibim, şu anda bile diyor ümmetini aramıza soktun ya, işe baksın. Allah'ın huzurunda bile ümmetinden hali değil, görüyor musun? Doğduğunda da ümmetim diye ağlamıştı. Yarın mahşerin dehşetli gününde de ümmetim diye secdeye kapanacak o sultana bak. Onun yetiştirdiği varisleri de işte öyle. Nasıl bizim derdimizdeler. Gece gündüz bizim için gözyaşı döküyorlar da biz onların belki farkında değiliz. İmam-ı Şibli Hazretleri öyle diyor, düşün. 75 yıl var ki
sırtımı yatağa koymadım. Soyunup yatağa girmemişiz. Böyle bir ayaküstü birazcık şekerleyebiliyorsa onun uykusu. Bizdeki sadakate bak. Ruhlar aleminde verdiğimiz söze ne kadar ehemmiyet veriyoruz. Yarın Mevlana'nın aşk, ölüm iki sevgiliyi birleştiren bir köprüdür dedi. Nasıl Rabbin huzuruna bu halimizle çıkacağız? Bu köprüden hiç geçmeye halimiz var mı? Bir Eshab-ı Kehf'in kıtmiri kadar olamıyoruz ki, şuna bak. Diyor ki kitapta, ne kadar ilginç. Affedersiniz, bir hayvan iken öyle bir sultanları buldum diye, o kapıdayken Eshab-ı Kehf nasıl içeride 309 yıl uyudu ya, 309 yıl mağaranın ağzında gözünü kırpmamış o hayvan, şuna baksın. 309 yıl. Onlar uyandığı zaman böyle taaccüp ettiler, ne kadar uyudu filan diye. Hiçbiri bilemedi de biri diyor ki herhalde bir gün uyuduk. Bak bak. Öbürü dedi ki diyor, bir günü biraz geçmiştir, biraz fazla uyuduk. Yani iki gün bile diyemiyorlar. O kıtmir dedi ki 309 yıldır uyuyorsunuz. Allah Allah. Sen nereden bildin? Ben gözlerimi yummadım ki sizin gibi Allah'a dost olmuş bir sultanlara kavuştum diye. Uyurum da siz uyanır çekip giderseniz de haberim olmaz, sizden geri kalırım diye 309 yıldır gözümü kırpmadan sizi bekliyorum diyor mağarada. Ya aşka baksın. Biz insan iken Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Azimüşşan'da ayet-i kerimede eşref-i mahlukat diyor, şuna bak. Mahlukatın en şereflisi diye övdüğü kullar olarak bizim Allah'a ve Resulüne muhabbetimize bak, sadakatimize bak. Seven sevdiğinin yolundan gider. Seven sevdiğinin uğruna her şeyini feda eder. Sevmek fedakarlıktır. Sevdiğinden bir şey beklemek değil. Bak Yusuf Aleyhisselam'ın hayatına baktığınız zaman, cuma geceleri dizisi oynuyordu, belki izliyorsunuzdur. Bugün var. Züleyha annemizin o Hazreti Yusuf'a aşkına, muhabbetine bir bakıyor musun? Bir sarayda kraliçeyken bir lokma ekmeğe muhtaç hale geldi. Gözlerim kapandı. Vücudu yaşlandı. Herim perişan. Bir dilenci konumunda köşelerde Hazreti Yusuf'tan bir koku gelir mi? Ondan bir haber var mı diye. Nasıl Hazreti Mevlana Şems'ten bir haber getirene hemen keseyle altın veriyordu? İşe baksan. Derlerdi ki ya Mevlana, onlar yalan söylüyor. Şems'i filan gördükleri yok. Ondan bir haber de yok. O sultanın verdiği cevaba bak. Biliyorum diyor yalan söylediklerini. Ben o kese kese altınları onların yalanına veriyorum. Hakikati söyleseler canımı veririm. Ya, muhabbete bak. Bak elhamdülillah o Züleyha annemizde Hazreti Yusuf o Allah'ın peygamberi bir duasıyla eski güzelliğine, gençliğine kavuştu. Hazreti Yusuf'la evlendi elhamdülillah. İki oğlu bir kızı oldu ona diyor. Sevgiye bak ki biraz önce o söylediğimiz ayetteki duayı Yusuf Aleyhisselam'ın ağzından işittiği zaman o annemiz diyor ki, ya Rabbi şüphesiz senin dostların, peygamberlerin duası katında makbuldür. Yusuf Aleyhisselam böyle dua ediyorsa onun vefatı yaklaştı. Ondan önce benim canımı al ki
Ben onun öldüğünü görmeyeyim, onun yokluğuna dayanamam. Sevgiye baksın. Ya. Biz de öyle seviyor dediğimiz insanları nasıl kandırırız, nasıl dolandırırız diye, nasıl sevgiyse ne koparabiliriz? Bizim sevgimiz de öyle. Bak hele. Ondan bir gün sonra yaşamaya takat getiremem. Onun vefatına dayanamam. Ondan önce benim ruhumu kabzet ki diyor. İşe baksın. Allah onun duasını kabul etti diyor. Züleyha annemiz vefat etmiş. Yusuf Aleyhisselam ondan sonra 20 yıl daha yaşadı diyor. İşe baksın. 20 yıl hiç kimseyle evlenmedi. Sevgiyi görüyor musun? Hakiki sevgiden öyle haberdar olsa, hani Mevlana'ya sormuşlar, aşk nedir diye diyor. Ben ol da anla dedi diyor sana, nasıl aşk anlasın. O tevazunun zirvesindeki sultan, bak bir sohbetinde diyor ki, ben zamanın Ahmediyim. Tevazuya gerek yok. Sultanların sultanıyım. Derecesini görüyor musun? O bir beytinde Kur'an'ın kulu kölesiyim, Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyum, bastığı yolun diyen bir sultan, bak ben zamanın Ahmediyim diyor. Ya. Mevla kullarını boş kor mu? Ne Ahmetler, ne Muhammedler aramızda da Rabbim onları gösterecek göz versin. Amin. Belki göremeyiz de Allah'ın vaadi var ayeti kerimede. Kim bana ulaşmayı murad ederse yollarımı ona kolaylaştırırım diyor. Yeter ki biz murad edelim. Biz onları bulamayız da Allah onları bir türlü bize ulaştırır yani. Yoksa ne onları anlayacak, ne bulacak göz var, ne anlayacak kabiliyet var bizde de. Onlar merhametinden, çünkü Mevla'ya öyle bir muhabbetleri var ki aşkının, hani Yunus ne güzel söylemiş, yaratılmışı severiz yaratandan ötürü. Mevla'nın eseri diye hiç halimize bakmadan onlar bize muhabbetle bağlı elhamdülillah. Biliyorlar ki İnsanlara hizmet etmek Allah'a ibadetten daha makbul. Çünkü Allah'ın hiç bizim ne namazımıza ne orucumuza ihtiyacı var da dardaki diyor bir kuluma yetişen Müslüman benim için öyle kıymetli ki yarın mahşerin dehşetli gününde o daraldığı zaman onun mümini de benim diyeceğim diyor inşallah. Sen dünyada kuluma nasıl yetiştiydin? Şimdi burada da daraldın. Senin yardımcın da benim diyecek inşallah. Rabbim o senin muhinin de benim dediği kullarından eylesin inşallah. Bizi burada böyle topladığı gibi Habibinin manevi sofrasında cennette sancağının altında cümlemizi toplasın inşallah. Cümlemizi Hazreti Mehdi'ye yetiştirip o saadetli günlerde o sultanın arkasında hizmet etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Fatiha.